Şöyle bir durum var. Mesela Kur'an'da bazı kavimlerden bahsedilir. Mesela Ad kavminden bahsedilir. Kendi zamanında bayağı bir yüksek sütunlarda bayağı iyi inşaatlar yaptığından bahsedilir. İrem şehrinden bahsederler. Ya da diğer kavimlerden bahsedildiği zaman en basitinde Firavun mesela. Muhteşem bir süper devletti o zamanda ve kavminin ve toplumunun da ekonomisi gayet güzeldi. Ama Allah subhanahu wa ta'nın hedefinde olduklarından dolayı sonuç olarak helak oldular. Bugünkü Türkiye toplumu da acaba ekonomik olarak bugünkü durumu sonuç mudur? Ya da hadi sorunu çözdük, ekonomiyi düzelttik. Düzelttikten sonra Allah subhanahu wa ta'nın hedefinden kurtulmadıkları sürece bugünkü topluluk acaba güvende midir? Ebu Cehil'in mesela Allah'a inancı vardı, biliyor musunuz bilmiyorum. Ebu Cehil'i Allah'ı inkar eder düşünürler. Peygamberimizin babasının ismi Abdullah. Abdullah'ın manası Allah'ın kulu demek. Ve Mekke'de onlara sorduğun zaman Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki onlara sorsan yağmuru kim indirir Allah derler. Rızkı kim indirir Allah derler. Sizi kim yarattı Allah derler. Bugünkü topluma da sorduğumuz zaman Allah diyorlar. Ama onların sorunu şirkti. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dışarısında ibadet ettikleri varlıklardı. Ve onlara yine sordukları zaman bunlara niye ibadet ediyorsunuz dedikleri zaman onların cevabı şuydu. Biz bunlara Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyoruz. Bugünkü toplumun da hükümle alakalı bir şirk sorunu var. Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerden birisi de Doğu Türkistanlı toplum kendini Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve bu Müslüman olduğunu iddia eden toplumu alıyorsun, komünist yetiştireceğiz dediğiniz okullarda komünizm ideolojisini enjekte ediyorlar. Buna karşıyız, doğru mu? Karşıyız yani. Bugünkü sistem de tam tersine diyor ki biz layık bir birey yetiştirmek için açtığımız okullara çocuklarınızı göndereceksiniz. Aynı şey değil mi? Sizce bugünkü toplumda, bugünkü Türkiye toplumu da Allah'ın hedefinde olan bir toplum değil mi? İnancıma göre, Kur'an'a ve sünnete göre yetiştirebileceğim bir okul var mı çocuğumu göndereceğim? Milli Eğitim diyor ki layık bir birey yetiştirmek için biz açtık okulları. Ece ve Müslüman ülke dediniz mesela. Gerçekten Türkiye devleti İslam ülkesi mi? İslam ülkesi tabii ki. Laik rejim dini şu an koruyan bir rejim. Diyanet bile laik sistemin egemenliği altında olması bile İslam'a kendini nispet edenlerin ya da o kuruma kendini nispet edenler için bir utanç değil mi? Bir Müslüman olarak Allah subhanahu wa ta'ala kitabımızda şunu söylüyor. Diyor ki, hüküm ancak Allah'a aittir. İkincisi, hüküm de Allah subhanahu wa ta'ala ortak kabul etmez. Üçüncüsü, Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki, yakinen iman eden bir toplum için, yakinen, kesinen, bilinçli bir şekilde, ferasetli bir şekilde iman eden, ne dediğini bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan, hükmeden kim vardır diyor. Bugünkü sistem, laiklik ve demokrasiyle yöneteceğini söyleyen partiler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmedeceğini söylüyor da biz gidip böylesi batıl, böylesi şirk düzenine, küfür düzenine icabet edip de kendimize gelecek arıyoruz. Bugün oy kullanan bir adam hal diliyle şunu yapmıyor mu? Evet Rabbim, sen kitabını indirdin. Rab sensin, hüküm hakkı sana ait, kanun koyan sensin. Rab sensin, melik sensin, hakem sensin ama hem bu partiye de atıyorum, bu da hükmetsin. Dediğimiz zaman hal diliyle şirk koşmuş olmuyor muyuz? Toplumun sadece ekonomik sorunu mu var sizce? Yok, ekonomi sorunu değil sadece tabii. Ahlaki sorunu var mı sizce? Ben esnaf, bireysel bakıyorum. Yani bireysel derken yani tüm esnaflar adına bireysel bakıyorum. Yani dediğim gibi yani biz yani direniyoruz şu an dükkanları, kepekleri kapatmamak için. Yani büyük etkiledi bizi yani. Bizi etkilediği gibi tabii şey de etkiledi. Milletçe de etkilendi tabii. Bu. Ne iş yapıyorsunuz? Burada ızgaracı ve çorbacıyız. Geçen sene açtığımızda yani millet kepek kapatırken dükkanı açtık çok şükür. Tamam ama 1 liradan soğan alırken 10 liradan soğan alıyoruz şu an. Düşün. Peki bunun değişmesi için ne olabilir sizce? Yani değişmesi için bir şey olması düşünüldüğü zaman hiçbir şey olmaz. Değişmez yani artık. Bizim ülkede bir şeyler yükseldiği zaman aşağı inmiyor. Bunu herkes çok iyi biliyor. Yani değişmesi de imkansız yani. Yani ahlaki bir sorunu var mıdır şu anki toplumda? Ahlaki sorunu yani yitiriyoruz. Değerlerimiz kayboluyor. Yani bunu bu şekilde... Mesela hangi değerler? Yani saygı değerlerimiz bitiyor yani. Saygı değerlerini bitiren şeylerin sebebi nedir mesela bugünkü toplumda? Hiçbir sıkıntısı. İnsanların kafası dolu. Yani şu an insanlar sadece yaşamak için çalışmıyor artık. Yani, peki ekonomik sıkıntınız gittiği zaman bütün sorun çözülür mü diyorsunuz Türkiye'de? Sıkıntı yani şey gibi düşünelim. Bir evdeki bir bireyi düşünelim. Çalışan babayı düşünelim. Tek başına.
borçlu, harçlı ya da ödeme sıkıntısı yaşıyor. Psikolojik durumunu düşünelim. Bizim ülkede şu an öyle yani, genel baktığımız zaman. Şöyle bir durum var. Mesela Kur'an'da bazı kavimlerden bahsedilir. Mesela Ad kavminden bahsedilir. Kendi zamanında bayağı bir yüksek sütunlarda bayağı iyi inşalar yaptığından bahsedilir. İrem şehrinden bahsederler. Ya da diğer kavimlerden bahsedildiği zaman en basitinde Firavun mesela. Muhteşem bir süper devletti o zamanda ve kavminin ve toplumunun da ekonomisi gayet güzeldi. Ama Allah subhanahu ve teala'nın hedefinde olduklarından dolayı sonuç olarak helak oldular. Bugünkü Türkiye toplumu da acaba ekonomik olarak bugünkü durumu sonuç mudur? Ya da hadi sorunu çözdük, ekonomiyi düzelttik. Düzelttikten sonra Allah subhanahu ve teala'nın hedefinden kurtulmadıkları sürece bugünkü topluluk acaba güvende midir? Değil. Değil. Yani Allah dinimizden ayırmasın. Peki ayrılmamış mıyız? Ayrılmamış mıyız? Yok ya, biz dini bütün insanlarız. Mesela bütünlüğü nasıl anlıyorsunuz? Toplumun şu an Türkiye'nin... Sonuçta kaybetmiyoruz. Hiçbir zaman için kaybetmiyoruz. Ne olursa olsun yani çok şey geldi mesela son 3-4 yılda, pandemiyi de sayarsak eğer çok büyük şeyler yaşadık ama biz asla dinin bütünlüğümüzü kaybetmedik. Allah inancımızı kaybetmedik. Ama toplumda şöyle bir şey var. %90'ın namaz kılmayan bir topluluk olduğu söyleniliyor. Bu nasıl bir dini bütünlüğü kaybetmeyen bir topluluk? Ya şimdi olayı geniş bakıyoruz ama bir taraftan bakarsak yanlış anlaşılıyoruz. Kur'an'dan bakmamız gerekli değil mi? Bakalım. Ama Kur'an'a göre mesela hüküm Allah'a aittir diyor. Ama bugünkü topluluk hükmü Allah'tan başkasına laik ve demokrat sistemle yönetecek partilere veriyor. Bilincini kaybetmiş bir ülke değiliz ama ne olursa olsun biz 15 Temmuz'u hatırlıyoruz yani. Biri ya da birileri tarafından ya da bir şekilde yapıldı ama biz yine bir aradaydık hep beraber. TC ve Müslüman ülke olarak yani ilk önce düşüneceğimiz şey namusumuzdu. Başımıza neler gelecekti? TC ve Müslüman ülke dediniz mesela. Gerçekten Türkiye devleti İslam ülkesi mi? İslam ülkesi tabii ki. İslam devleti dediğimiz zaman İslami kurallara göre yönetilen bir devlet demektir. Yani Kur'an'a göre yönetilen bir devlet demektir. Bugün Türkiye ya da TC dediğimizde böyle bir şey göremiyoruz. Fransa'nın sistemine göre ve İtalya, İsviçre, Almanya'nın hukukuna göre yönetilen bir devlet. Ya öyle ama şimdi şöyle bakıyoruz biz olaya. Şimdi olay dine bütüne girdiği zaman biz ne hükümet olarak ne A parti ne BP parti ya da neye göre gideceğimizi düşünmüyoruz. Biz sadece dinimizi koruma adına bakıyoruz. Yani o zaman bütünleşiyoruz zaten. Şu an din korunmuş bir durumda mı? İnsanlar kendi dininden mesulur. Şu anki rejim dini koruyan bir rejim mi? Çok şükür de. Yani Laik rejim. şeye bakmıyoruz biz. Demek dediğim gibi konu şeye geliyor tekrar. Hükümete geliyor ama. Yok yok. Laik rejimden bahsediyorum. Laik rejim dini şu an koruyan bir rejim mi? Yani işte bu konular çelişkiler büyük. Yani eğer dini koruyor ise gerçek manada örnek söylüyorum. Bir Müslümanın bütün isteklerini karşılaması lazım. Doğru mu? Mutlaka. Mesela ben bir Müslüman olarak inancıma göre çocuğumu yetiştirmem gerekli. Bugün inancıma göre, Kur'an'a ve sünnete göre yetiştirebileceğim bir okul var mı çocuğumu göndereceğim? Milli Eğitim diyor ki layık bir birey yetiştirmek için biz açtık okulları. Ne şöyle bir şey var. İllaki okul şart değil yani. Kendin de birey olarak bir okulsun zaten. Ama diyor ki göndermezsen çocuğunu alırım ve kendi istediğim şekilde yine ideolojimi öğretirim. Mesela biz Doğu Türkistan'da olan meselelere karşı mıyız? Mesela Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulme. Biz bütün canlıya yapılan her şeye karşıyız. Mesela Çinliler Doğu Türkistanlılara zorla kendi inançlarını, ideolojilerini öğretiyorlar okullarda ya. Buna biz karşı mıyız? Bizim açımızdan baktığınız zaman hani bizim düşünce ya da bizim dinimizce baktığı zaman eğer ki aykırıysa biz her şeye karşıyız. Bugünkü realite olarak yani gerçekçi olarak tamam anladım. Genel olarak konuşuyorsunuz ama özel olarak sormak istiyorum. Yani Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerden birisi de Doğu Türkistanlı toplum kendinin Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ve bu Müslüman olduğunu iddia eden toplumu alıyorsun komünist yetiştireceğiz dediğiniz okullarda komünizm ideolojisini enjekte ediyorlar. Buna karşıyız doğru mu? İki karşıyız yani. Bugünkü sistem de tam tersine diyor ki biz layık bir birey yetiştirmek için açtığımız okullara çocuklarınızı göndereceksiniz. Aynı şey değil mi? Mutlaka içerisinde yanlış görülen şeyler vardır ama. Ne gibi mesela? Yani Çin'le şu anki rejimin yaptığı aynı değil mi? Gibi yani O sayılır. zaman dini koruduğunu söyleyemeyiz değil mi? Yani bugünkü rejim dini korumuyor. Mesela camilerde Allah subhanahu ve teala'nın hükmüyle alakalı, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gerekli. Bugünkü sistem faizi serbest bırakmış. Bugünkü sistem kumarı serbest bırakmış. İçki bayilerini serbest bırakmış. Yani toplumsal olarak birçok pisliği yaymış. Ve siz bu sistemin peşinden gitmeyin demeleri gerekliyken camilerde ama tam maalesef laik sistemin konuş dediği yerde konuşuyorlar, sus dediği yerde susuyorlar. Demek ki laik sistem dine müdahale ediyor. Diyanet bile laik sistemin
egemenliği altında olması bile İslam'a kendini nispet edenlerin ya da o kuruma kendini nispet edenler için bir utanç değil mi? Bu dediğiniz çok doğru şey. Dediğim gibi hani biz Müslüman bir ülkedeysek alkol, uyuşturucu, taciz, ondan sonra tecavüz bunlara mutlaka karşı çok yani iyi bir şekilde net bir şekilde dimdik durmamız lazım. Buna asla izin verilmemesi lazım. Alkol bir kere yasaklanmış bir şey. Müslüman bir ülkede, Müslüman bir yaşantı içerisinde bunun olmaması gereken şey. Bak doğru söylüyorsun. Yani bunun asla da hiçbir şekilde bayisidir, üretilmidir, satışıdır, ticarettir. Bizim bir ülkede olmaması gereken şey. O zaman İslami bir devlet değil. İslam devleti değil yani Türkiye. Laik, demokrat bir devlet olduğunu söylüyor zaten. Öyleyiz ama dediğim gibi bunu da buradan da yani laik ya da işte Müslüman ülkeyiz diyemeyiz yani. Nasıl diyeceğiz peki? Bahsettiğimiz şeylerle çelişen bir rejim var. İşte niye alkol satılıyor, niye alkol tükeniyor diyoruz. Doğru mu? En basitinden daha da belirgin bir şey, Kur'an'la hükmetmeyen bir devlet yapısı var. İslam devleti tanımı, Kur'an'la hükmeden devletlerin tanımı içerisinde. Aynen. Bunun için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani o zaman yanlış diyeceğiz yani. Doğru mu yani? Yanlış tabii ki. Peki mesela oy kullanıyor musunuz? Tabii ki. Peki bir Müslüman olarak Allah Subhanahu ve Teala kitabımızda şunu söylüyor. Diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. İkincisi hüküm de Allah Subhanahu ve Teala ortak kabul etmez. Üçüncüsü Allah Subhanahu ve Teala diyor ki yakinen iman eden bir toplum için yakinen, kesinen, bilinçli bir şekilde, ferasetli bir şekilde iman eden, ne dediğini bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan, hükmeden kim vardır diyor. Bugünkü sistem laiklik ve demokrasiyle yöneteceğini söyleyen partiler Allah'ın indirdiğiyle mi hükmedeceğini söylüyor da biz gidip böylesi batıl, böylesi şirk düzenine, küfür düzenine icabet edip de kendimize gelecek arıyoruz. Değil tabii ki. Değil. O zaman oy kullanmamamız lazım. O zaman kullanmamamız lazım. Bir de şöyle bir tehdit var, şöyle bir sıkıntı var. Allah'a ait olan bir şeyi, biz bir şeye verdiğimiz zaman şirk koşmak dediğimiz şey oluyor ve şirk koşana müşrik denir ve müşrik de ebedi cehenneme girer. Mesela ben desem ki şu ağaç her şeyi duyar. Allah'a ait olan bir özelliği ağaca vererek şirk koşmuş olurum. Şu ağaç her şeyi işitir desem, her şeyi görür desem Allah subhanahu wa ta'ala'ya has olan bir şeyi bu ağaca vermiş ve Allah'a ortak. Yani iki tane ilah, iki tane Allah. Ne yapmış olurum? Şirk koşmuş olurum. Bugün de Allah diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Bugün oy kullanan bir adam hal deliyle şunu yapmıyor mu? Evet Rabbim sen kitabını indirdin. Rab sensin. Hüküm hakkı sana ait. Kanun koyan sensin. Rab sensin. Melik sensin. Hakem sensin. Ama ben bu partiye dağıtıyorum bu da hükmetsin. Dediğimiz zaman hal deliyle şirk koşmuş olmuyor muyuz? Tabii. Yani bu imkansız şey zaten ya. Yani Cenab-ı Allah'a hiçbir şeyle şirk koşamazsın ki ya. Mümkün mü? Değil mi? O zaman bundan sonra oy kullanmamamız lazım. Yani oyu bu dediğim şeyle birleştirmek de mantıklı olmaz ama şu an. Mesela ayırt etmemiz için ne gerekli mesela? Ne söylememiz lazım? Ne söylüyorsunuz? Nasıl? Ayırt edebilmemiz için. Yani bunun onunla aynı olmadığını söyleyebileceğiniz fikriniz ne? Fikrimiz şu yani dediğiniz şey dinle alakalı. Yaptığımız şey ise hükümetle alakalı. Dünyayla alakalı. Yani dünyayla. Din zaten dünya içindir. Mesela Allah subhanahu ve teala Kur'an'da şöyle bir ayet var. Diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadetin manası boyun eğmek, kulluk etmek, itaat etmek babında. Yani diyor ki ben kulum X ismi Ahmet, Mehmet neyse dünyaya seni ibadet edesin diye gönderdim. Başka bir ayette diyor ki hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Allah. Bizim yeryüzüne gelme amacımız zaten Allah'a kendimizi ispat etmemiz iken yeryüzünde nasıl olur da din işi ve dünya işi olarak ayrım yapabiliriz? Çok zor. O zaman yapmamamız lazım değil mi? Yani bugünkü... Yaşamamamız da lazım o zaman. Yaşamamız lazım ve Allah için yaşamamız lazım. Bunu tabii ki günaha girmemek için de yaşamamamız lazım o zaman. Çünkü ortam öyle bir hale geldi ki artık yani insanlar dediğim gibi biz kendi içerisinde hayat içerisinde bir savaş halinde çırpınıyoruz şu an yani. Ama şöyle de bir şey var ki çok şükür ki biz kendi içerisimizde bir iç savaş yaşamıyoruz. Bu mesela Allah'ın hedefinde olan bir memleket olarak zaten Amerika'dan korkmamıza, Rusya'dan korkmamıza gerek yok ki. Şu an mesela Amerika'nın hedefinde olmasak da ya da olduğumuzu düşünüyoruz ya da Rusya'nın hedefinde olduğumuzu düşünüyoruz ama bunlardan daha büyük güç sahibi, kavi olan
Allah subhanahu ve teala'nın hedefindeyiz. Kahhar olan, kahir olan Allah subhanahu ve teala'nın hedefinde olan bir ülkeyiz. Çünkü şöyle bir şey, Kur'an'ı biz okuduğumuz zaman geçmişte helak olan bütün kavimlerden daha da azgın bir toplum içerisinde maalesef. Ya da yasalar olarak daha da azgın yasalar içerisinde yaşıyoruz. Yani mesela Lut kavmi eşcinsel olduğundan dolayı helak olduğunu düşünüyoruz değil mi? Biliyoruz. Bugün onur yürüyüşü yapıyorlar. Yani ve bugün Lut kavminin içerisinde genel evlerin olduğunu biz bilmiyoruz. Ama eşcinsellerin olduğunu biliyoruz. Ya da içki bayilerinin olduğunu bilmiyoruz. Kumarhanelerin olduğunu bilmiyoruz. Sizce bugünkü toplumda, bugünkü Türkiye toplumu da Allah'ın hedefinde olan bir toplum değil mi? İnşallah helak olmayız ama. Türkiye'nin garantisine ya da torpiline Allah katında? Yani sonuçta bizim bir Allah'a bir inancımız var ama. Ebu Cehil'in mesela Allah'a inancı vardı, biliyor musunuz bilmiyorum. Ebu Cehil'i Allah'ı inkar eder düşünürler. Peygamberimizin babasının ismi Abdullah. Abdullah'ın manası Allah'ın kulu demek. Ve Mekke'de onlara sorduğun zaman Allah subhanahu diyor ki, onlara sorsan yağmuru kim indirir Allah derler. Rızkı kim indirir Allah derler. Sizi kim yarattı Allah derler. Bugünkü topluma da sorduğumuz zaman Allah diyorlar. Ama onların sorunu şirkti. Allah subhanahu ve teala'nın dışarısında ibadet ettikleri varlıklardı. Ve onlara yine sordukları zaman, bunlara niye ibadet ediyorsunuz dedikleri zaman onların cevabı şuydu. Biz bunlara Allah'a yakınlaşmak için ibadet ediyoruz. Bugünkü toplumun da hükümle alakalı bir şirk sorunu var. Yani siz bir bireysiniz, ben de bir bireyim. Mesuliyetimiz Allah'a karşıdır. Bugünkü sisteme karşı değil. Bugünkü sisteme herhangi bir şeyi borçlu değiliz. Biz Allah'a karşı borçluyuz. Çünkü bedenimizi, sağlığımızı, sıhhatimizi, sıkıntılarımızı her türlü gideren ve yaratan Allah subhanahu ve teala'dır. Şifamızı mesela partilerden beklemiyoruz. Ama gidip onlara oy kullanıyoruz. Ama sıkıntımızı Allah subhanahu ve teala'nın giderilmesini bekliyoruz. Ama gidip onlardan sıkıntımızın giderilmesi için çözümler bekliyoruz. Ekonominin de onların düzeltmesini bekliyoruz. Halbuki gökyüzünden bir tek yağmur inmese barajlarımız dolmayacak. Ya da o yağmur inse de tuzlu inse herhangi bir şekilde içme suyumuz bile olmayacak. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Dini bütünlüğümüz kayıp mı diyorsunuz yani? Şu an dini bütünlük diye bir şey kalmamış diyoruz. Herkes olmasa da çoğunluk şirk içinde. Sanki bir şirk içine girmiş bir ülkeyiz. Müslümanlığı unutmuşuz. Dinimizi kaybetmişiz. İsmi var ama kendisi yok. O zamanki savaş içinde bile olsa Müslümanlığın dağılım yani yayılma zamanına baktığın zaman ne kadar zor bir Müslümanlık yaşandıklarına baktığın zaman şu anki bizim yaşantımız onların yaşantısından daha kötü. Keşke o savaş içerisinde keşke biz de Müslümanlığı kazanmak için savaşlar verebilseydik ve şu halde değil de o zamanki savaşımız sadece Müslümanlığımız ve dinimizi korumak ve dinimizi yaymak için olan bir hayatımız olsaydı, o ayrı konu. Ama şöyle mesela isim neydi abi? İsmail. İsmail abi, ben şu an mesela bir birey olarak sizinle konuşuyorum. Toplumun şu an herhangi bir şekilde sesim ulaşmadığından dolayı onlara bir şey söyleyemiyorum. Ben birey olarak size sadece bunları anlatıyorum ki siz de bu konu hakkında düşünüp gittiniz mesela, gittiğinizde gerçekten bana öğretilen İslam gerçek İslam mı ya da toplumdan gördüğüm İslam gerçek İslam mı diye araştırmanız gerekli. Çünkü Yahudilerin sapıklığından birisi de onlar kuruntulara uyarlardı diyor Allah subhanahu ve teala. Yani onların önderleri vardı, liderleri vardı. Onlara bir şeyler söylerdi, siyaset yaparlardı, fikirlerini söylerlerdi. Ve onlar hiç araştırmadan onların peşine giderlerdi. Ve Allah subhanahu ve teala onların da azaba girdiğinden bahsediyor. Bugünkü toplum olarak da bize bazı liderler yönetmeye çalışıyor. Sen ya bu liderlerin peşinden gider, bu liderleri doğrularsın. Ya da Allah subhanahu ve teala'nın bize lider olarak gösterdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinini gerçekten oturup Kur'an ve sünnet üzere araştırıp bu topluma onlardan bakarsın. Bunu yaptığımız zaman gerçek dini, gerçek İslam'ı öğrenir ve bu toplumun da ne durumda olduğunu ve kendimizin hangi durumda olduğunu görür ve hiç değilse toplum kurtulmasa bile ben kendimi kurtarabilirim, siz kendinizi kurtarabilirsiniz diyerek kendimizi kurtarabiliriz. Doğru mu İsmail abi? Doğru söylüyorsunuz. Aynen. İnşallah araştıralım, inşallah bu konu hakkında bir çaba sarf edelim. Kolay gelsin. Sağ olun. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في ونين خايف من البعد يا أخي.